Merhaba arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler konumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bazı kaynaklar Kurtuluş Savaşı diye de önünüze getirebilir. Biliyorsunuz bir diğer adı Milli Mücadele Dönemi diye de önünüze gelebilir. Şimdi ben önce Kurtuluş Savaşı'nda cephelere şöyle bir harita üzerinde görsel olarak görmenizi istiyorum. Batı cephesinde Yunanlılara karşı savaştım. Arkasındaki onları destekleyen devlet İngiltere'ydi. Güney cephesinde Fransızlarla işbirliği yapan aynı zamanda Ermenilerle mücadele ettim. Ve Doğu cephesinde İngilizlerin desteklediği gene kışkırttı Ermenilerle mücadele ettim. Bu videomuzda Doğu ve Güney cephelerinden bahsedeceğiz. Sonrasında Batı cephesiyle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Sevbarış Antlaşması imzalandıktan sonra Sevri kesinlikle tanımayacağını söyleyen e, Türk halkı milli mücadeleye geçti. Ve milli mücadeleye geçince bizim ilk açılan cephemiz Doğu Cephesi. Şimdi Ermeni ve Gürcülerle savaştım. Bu cephede 15. Kolordu Osmanlı ordusu savaşmıştır. Şimdi bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. 15. Kolordu Osmanlı ordusu demişiz. Yani Monros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Osmanlı ordusu tahsis edilecek maddesi vardı. Bunun üzerine Osmanlı'daki ordular tahsis edildi. Ama ordusunu tek tahsis etmeyen, dağıtmayan komutanın Kazım Karabekir'di. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Osmanlı'da düzen kalan düzenli ordusuyla Doğu Cephesi'nde savaşmıştır. Bu cephede 3 tane anlaşma imzalayacağım. Gümrü, Moskova, Kars. Baş harflerini alarak Gazi, Mustafa Kemal diye de kodlayabilirsiniz. Ama şimdi bu Doğu cephesi ne? Serüveni nasıl? ilk neden ortaya çıktı? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yaşayan Ermeniler Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü yönetimi sayesinde yeri geldiğinde yüksek devlet memurluklarına kadar gelebildiler. Aynı zamanda kültürel özelliklerini her zaman koruyabildiler. Hatta Osmanlı Devleti'nde Ermenilere milleti sadıka yani sadık milleti bile diyorduk biz. Şimdi ne oldu da bu sadık millet bize düşman oldu? Bundan birazcık bahsedelim. Ermenilerin Osmanlı Devleti ile olan... Olumlu ilişkileri, biliyorsunuz 19. yüzyılın sonlarından itibaren değişmeye başladı. Rusya, Çarlık Rusya, Doğu Anadolu'da etkinliğini arttırmak için bu bölgede yaşayan Ermenilere Osmanlı Devleti'ne karşı isyana teşvik etti. Ermenilerde Fransız ihtilalini ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının da etkisiyle Balkan topraklarında bazı milletlerin bağımsızlıklarını elde etmesi ve Rus yanında kışkırtmaları sonucunda isyana başladılar. 1878 yılında özellikle Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Berlin Antlaşması'nda Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatlar yapılacaktır maddesi eklendi. Anlaşmaya eklenen bu madde Rusya yani bundan sonra Osmanlı Devleti'nin iç işlere karışma imkanını e, bulacak gibi yorumlanıyordu. Bundan sonra Rusya Osmanlı'nın iç karışabilecek. Böylece Rusya'nın aynı zamanda kim üzerindeki etkinliği artıyor? Ermeniler üzerinde. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda Doğu e, illerindeki Türklere saldırmaya başlıyorlar. Bu durum Osmanlı yönetimi 27 Mayıs 1915'te Sevk İsten Kanunu çıkarıyor. Ve Ermenileri Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Suriye, Lübnan topraklarını göç ettirdiler. Özellikle bakın altını çiziyorum sürekli ayaklanma çıkaran, kapı komşusu Türkiye saldırmaya başlayan, Türklere zarar veren Ermenileri göç ettirdik. Hiç Türkiye zarar vermeyen, hiçbir şekilde kargaşalığa neden olmayan, Hiçbir Ermeniyi göç ettirmedik. Ee, Rusya'da Bolşevik ihtilalinden sonra 1917 yılında Doğu Anadolu'da işgal ettiği topraklardan çekilince Ermeniler merkezi Erivan olan bir Ermeni devletini 1918 yılında kurdular. Şimdi Ermeniler Wilson ülkelerini kendilerine göre yorumlayarak Rusya'nın boşalttığı Doğu Anadolu'da topraklarının Ermeni toprağı olduğunu iddia ettiler. Bundan sonra Doğu Anadolu bölgesi de bizim toprağımız. Yani biz büyük bir Ermeni devletini tamamen kurmak istiyoruz dediler. O Erivan'ın dışında aynı zamanda. İngiltere tarafından desteklenen Ermeniler Doğu Anadolu'yu ele geçirmek için Gümrü, Iğdır, Erzurum'a kadar saldırdılar. Bunun üzerine işte TBM o dönemde bölgede 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'i Doğu Cephesi Komutanlığı'na atadı. Böylece yeni devletin ilk cephesi kurulmuş oldu. Bu Çünkü bu süreçte Türkiye'de yeni yeni kuruluyor. Yani yeni Türk devletinin ilk cephesi kurulmuş oldu diyelim. Ermeni saldırılarının artması üzerine TBM askeri harekatın başlatılmasına karar verdi ve bu durum Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bildirdi. Şimdi askeri harekat 28 Eylül 1920'de başladı. 29 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars Ermenilerden kurtarıldı. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir Ermenilere e, masaya oturma teklifinde bulunuyor. Çünkü yenilgi aldıklarının farkındalar diyor. Hani otururlar masaya anlaşma imzalarız diyor. Fakat Ermeniler e, barış yaklaşmalarından olumsuz cevap verince Kazım Karabekir'in ordusu askeri harekata devam etti. 7 Kasım'da Gümrü alındı. Tabi bu sırada Gümrü'nün alınma aşaması sırasında Ankara'da bulunan Büyük Millet Meclisi'ne de TBM'nin yani Kazım Karabekir'in e, ordusunun zaferleri geliyor. TBM'den Mustafa Kemal Kazım Karabekir bir telgraf çekiyor. Telgrafta şu yazıyor. Hani e, tebrik mesajını iletmiş ve neredesiniz diyor. Durum ne? ne? Ne kadar ilerlediniz? Deyince Kazım Karabekir diyor ki Paşa Batum'u da geçtik Gümrüğe doğru geldik. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşam hemen cevap veriyor. Kazım Gümrü'de kal. Çünkü senin ordun bana lazım. Aynı zamanda Gümrü'den ilerisine gitmesini istemiyor Mustafa Kemal. Neden? Çünkü Kazım Karabekir Paşam ne dedi? Batum'u da geçtik, Gümrü'ye doğru gidiyoruz. Yani ne sınırları içinden çıktık Kazım Karabekir'in ordusu? misak-ı milli sınırlar içinden çıktı. Biz misak-ı milli sınırları dışında herhangi bir yer zaten almak istemiyorduk. Bundan dolayı Mustafa Kemal Paşa gümrüde kalın masaya oturun diyor. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Kazım Karabekir ile Ermeniler gümrüde masaya oturuyorlar ve Ermenilerle imzalanan ilk antlaşmamız gümrü antlaşması imzalandı. Türk-Ermeni sınırı Aras Nehri ve Çıldır Gölü hattı oldu. Ermeniler serdeki isteklerinden vazgeçerek misak milliyi tanıyacak. 1915'te Teçhir Kanunu'na kanununa ile göç ettirilmiş Ermenilerden suça karışmamış olanlar geri gelecek. Şimdi Gümrü Antlaşması'nın önemi. Ermenistan TBM'yi resmi olarak tanıyan ilk devlet oldu. Aynı zamanda Ermenistan TBM'yi resmi olarak tanıyan ilk devlet olduysa misak Milli sınırlarını da resmi olarak tanıyan ilk devlet gene kim arkadaşlar? Ermenistan. Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk defa kabul edildi. TBM uluslararası alanda ilk siyasi ve askeri başarısını elde etti. Doğu cephesi kapanırsa buradaki birlikler nereye kaydırılacak otomatikman? Batı cephesine kaydırıldı. Çünkü biz konuları size sırayla anlatacağız Doğu, Güney, Batı diye ama yurdun her yerinde aynı anda aynı sırada savaş oluyor. Sen öyle düşün. Bunun üzerine Doğu cephesini kapatınca biz birlikleri nereye kaydırdık gençler? Batı'ya. Ermenistan, Büyük Ermenistan kurma hayallerinden vazgeçti. Sona erdi. Türkiye'nin dış işlerini, ilişkilerini canlandırdı. Gürcistan ve Rusya ile ilişkilerin kurulmasında da etkili oldu. Şimdi Güney Cephesi'ne geçelim. Şimdi arkadaşlar düzenli bir ordu yok. Sadece Kuvayi Milliye var. Bu cephede birliği sağlamak amacıyla Pozantı Kongresi düzenlendi. Ve Fransız Ermenilerle savaşıldı. Şimdi <laughs> özür dilerim. Güney cephesinde Maraş, Antep, Urfa savunmalarından bahsedeceğim ayrı ayrı başlıklar olarak. Ama ilk bu cephe nasıl açıldı? Nasıl ortaya çıktı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'na imzalanmasından sonra İtinaf devletleri Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgal etmeye başlamışlardı. İngiltere Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Musul işgal etti. Fakat Ocak 1919'dan itibaren de Urfa, Antep, Adana, Maraş işgal etti. Daha sonra Musul'un egemenliğinin kendisine tamamen verilmesine karşılık yani sadece Musul bende olma şartıyla Antep, Urfa, Maraş, Adana'yı dedi Fransa'ya bırakacağını söyledi. Yani Fransa ile masaya oturdular aralarında gizli bir antlaşma yaptılar. Musul'a karşılık Sadece Musul'u bana bırakırsan Antep, Urfa, Adana, Maraş da senin olsun dedi. Ve Fransa'da işgal ettiği bölgelerde Ermenilerle işbirliği yaptı. Yöre halkı üzerinde çok fazla baskı, şiddet, işkence de bulundular. Bu durum karşısında Türk halkı Fransız ve Ermenilere karşı kuvayi milliye kurarak direnişe geçti. Kuvayi Milliyecilerin Fransız ve Armenileri karşı oluşturduğu bu cephe, Güney Cephesi diyorum ben. Yani düzenli bir ordu yok. Önde gelen Kuvayi Milliyeciler bu bölgeleri savundu. Şimdi Maraş Savunması. Maraş Savunması'nda Sükçiman ve Rıdvan Hoca Kuvayi Milliyecileridir önde gelen. Hatta sembol haline gelmişlerdir. Ben birazcık Sütçü İmam ve e, şey Nizvan Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Sütçü İmam asıl mesleği imamlık olan, aynı zamanda süt satarak da geçimini sağlayan bir adam. E, Fransız askerlerinin dükkanının önünde e, geçen 3 tane Türk kadınına saldırıp peçelerini indirmeleri gerektiğini, artık buranın Fransız toprağı olduğunu, bundan dolayı da bu peçeleri takmalarına izin vermediklerini söyleyince Kadınlarla Fransız askerlerin arasındaki çatışmaya şahit olunca kendi dükkanındaki beylik tabancasıyla oradaki Fransız askerlerine ateş ederek öldürmüştür. Bunun üzerine Maraş ve çevresinde ilk kurşunu atan, önde gelen Kuvayi Milyacim'dir. Rıdvan Hoca ise gene Maraş'ta merkez camisinin hocalığını yapan bir imam. Şimdi halk cuma namazına geliyor ve Rıdvan Hoca e, halka namaz kıldırmayacağını söylüyor. Şimdi e, halk neden bunu yapmadığını hani namaz kıldırmayı neden istemediğini söylediğinde Rıdvan Hoca halka şunu söylüyor. Şimdi gençler... E, Fransızlar Maraş'a girdiklerinde ilk Maraş Kalesi'nden Türk bayrağını indirerek Fransız bayrağını çekmişlerdi. Hatta bu olay Maraş halkının da büyük tepkisine yol açmıştı. İşte Rıdvan Hoca da e, camide halka şunu söylüyor. Siz önce dönün, arkanızdaki o bayrağı indirin. Yani Fransız bayrağını indirin. O bayrak orada dalgalandığı, asılı kaldığı sürece size bu... Topraklarda bu dini yaşatmazlar diyor. Aslında halkın hangi duygularını ön plana çıkarmaya çalışıyor? Milliyetçi, vatanseverlik duygularını. Bunun üzerine Rıdvan Hoca da gene Maraş ve çevresinde önde gelen kuvayi milliyetçilerimizdendir. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Maraş'ın başarılı savunması üzerine 1973 yılında kahraman unvanı ile ödüllendirilmiştir Maraş. Ve TBM Maraş'a 1925 yılında da İstiklal Malaryası vermiştir. Mustafa Kemal Paşam da Maraş ilindeki savunmaya subay desteği sağladı. Buradaki Kuvay Milliye Birliklerini teşkilatlandırmak için Kılıç Ali ve Yörük Salim gibi subayları da göndermiştir. Urfa savunmasından biraz bahsedelim. Şimdi e, Urfa savunmasında da İngiltere'nin çekilmesinden e, çekilmesinden sonra Fransa Urfa'yı işgal etti. Bu durum halkın işgale tepki göstermesine neden oldu. E, 29 Aralık'ta da Urfa Jandarma Komutanlığı'na atanan yüzbaşı Ali Sahip e, daha sonra Ur Savaş soyadını da alacak. Mustafa Kemal'den aldığı emirler doğrultusunda Fransızlara karşı bir direniş harekatı kurdu. Yüzbaşı Ali Sahip oluşturduğu 3000 kişilik kuvvetle 9 Şubat'ta Urfa'nın büyük bir bölümünü Fransız işgalinden kurtardı ee, ve Fransız birlikleri karşılaştıkları Türk direnişi karşısında 10 Nisan 1920'de Urfa'yı terk etmeye başladı. TBM Urfa'nın başarısından dolayı 1984 yılında şehri Şanlıurfa ünvanı ile ödüllendirmişti. TBM Urfa ise 2016 yılında yakın tarih biliyorsunuz İstiklal madalyası vermiştir bir diğer cephem ise Antep savunması. Şimdi 1 Nisan 1920'den itibaren savunmaya geçen halk özellikle Üsteğmen Şahin Beyliği'nde Fransızlara karşı kahramanca savaştı. Şahin Bey Antep şehrinin savun, savunulmasında önemli kahramanlıklar göstermiştir. Özellikle Anteplilerin şey Fransızların Antep'e giriş haberini alan Şahin Bey Antep'in girişinde bir e, köprü var. O köprüye gidiyor ve Fransız askerlerini hiçbir şekilde e, Antep sınırları içine sokmayacağını söylüyor. Ve Fransız askerleriyle karşılaştıklarında onlarla e, tek başına mücadeleye girişiyor. Ve süngü darbeleriyle e, Şahin Bey şehit oluyor. E, Şahin Bey'in kahramanca savaşıp e, şehit düşmesi üzerine Mustafa Kemal bölgeye Kılıç Ali Bey atıyor üsteğime. Bir de Şahin Bey ile birlikte Gaziantep ve çevresinde gene çok önde gelen kuvayi milliyecilerimizden birisidir. Şehit Kamil. Daha 17 yaşında annesiyle birlikte pazara çıkıyor. Ve Fransız askerlerinin annesine saldırıp işte gene peçe olayı peçeyi çıkarması gerektiğini, işte buranın artık Fransız toprağı olduğunu, bu peçeyle dolaşılmayacağına izin verilmeyeceğini söyleyince şehit Kamil annesini korumak için orada Fransız askerleriyle bir çatışma yaşıyor ve bu çatışmada şehit düşüyor. Ve gene günümüzde hala Gaziantep'te ismi belediyeye verilmiş olan önde gelen bir kuvay Şahin Bey de şehit Kamil de hala Gaziantep belediyelerine belediyelerinin ismidir. Fakat Antep halkı bir yıldan fazla Fransızlarla mücadele etti. 9 Şubat 1921'de şehir teslim olmak zorunda kaldı. Bu. Ve Sakarya Savaşı'ndan sonra 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransızlar şehre boşaltacak. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. TBM Antep'e 1921 yılında çıkardığı bir kanunla Gazi ünvanını verdi. 2008 yılında ise İstiklal Madalyası'nı aldı. Adana savunmasından bahsedelim. Ermeni intikam alaylarının katliamlar yaptığı Adana ve çevresinde mücadele Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması'na kadar sürecek. Turfan Bey ve Yüzbaşı Osman gene Adana ve çevresinde önde gelen Kuvayi Milliyecilerimizden. İsmi dikkat et Ermeni intikam alayları diyor. Şimdi Fransızlar Güney Cephesi'nde Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması imzalayarak Anadolu'da işgal ettikleri yerleri geri verdiler. Şimdi ben birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Biz Ankara Antlaşması'nı Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalayacağız. Az önce de dedim yurdun her yerinde Aynı anda savaş oluyor. Bundan dolayı hani doğu kapanınca hatta doğudaki birlikleri de batıya kaydırıyoruz demiştim. Yurdun her yerinde aynı anda savaş olduğu için biz batıda yaptığımız 5 tane savaşımız olacak. Birinci önü, ikinci önü, Eskişehir-Kütahya-Sakarya büyük taarruz. Biz batıdaki Sakarya savaşında büyük bir başarı gösterince... Fransızlar diyecek ki şimdi e, biz işgal ettiğimiz yerlerden çekilmek istiyoruz ve sizinle masaya oturmak istiyoruz diyecek ve Ankara Antlaşması'nı imzalamayı teklif edecekler. Ben Ankara Antlaşması'na buradan girmeyeceğiz çünkü Ankara Antlaşması Sakarya Savaşı'nın sonucu. Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasında bakacağız tek tek maddelerine. Ama bir öneminden bahsedeyim. TBM'yi tanıyan ilk itilaf devleti kim olacak? Fransa. Şimdi İtalya ile ilişkilerde ise şimdi biz İtalya karşı herhangi bir cephe açmadık. İtalya ile biraz daha ilişkiler farklıydı. İtalya Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Kuşadası, Antalya ve Konya çevresini işgal etmişti. TBM İtalya'ya karşı herhangi bir cephede mücadelede bulunmadı. Çünkü İtalyan askerleri Türk halkının dini inançlarına ve kültürel özelliklerine müdahale etmedi. Ayrıca kendisine vaat edilen Batı Anadolu topraklarının Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa tarafından Yunanistan'a verilmesi İtalya'nın bu devletleriyle olan siyasi ilişkilerin bozulmasına neden oldu. İlk görüş ayrılıklarının olduğu dönemden bahsediyor. İtalyanlar TBM hükümetinin 2. Nönü Savaşı'nı kazanmasından sonra 1921 yılında işgal ettikleri topraklardan yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Sakarya Savaşı'ndan sonra Yunanlıların başarılı olamayacaklarını anladıkları için Anadolu'dan tamamen çekilme kararı aldılar. Yani biz İtalyanlara karşı herhangi bir cephe açmadık. Hatta İtalyanlar çekilirken elinde kalan silahını cephanesini de bize bırakarak çekilme kararı aldı. Biz kime karşı kullanacağız? Yunan'a karşı kullanıp büyük taarruzu gerçekleştireceğiz. Doğu ve Güney cepheleri ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Çok çok önemli bilmeniz gereken TBM'yi tanıyan ilk devletin Ermenistan Milsan Kamilli'yi tanıyan ilk devletin Ermenistan, devrin geçersizliğini kabul eden ilk devletin Ermenistan olduğunu unutmayın. TBM'yi tanıyan, Milsan Kamilli'yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa, Ankara Antlaşması'nda tekrar bahsedeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.